Hocam kolay gelsin. Teşekkür ederim. Deplasman hazırlıkları başladı galiba. Gelişmeleri sizden alabilir miyiz? Taraftarımız sizden bilgi bekliyor. Evet, iki gün aradan sonra bugün itibariyle Amasya karşılaşmasına hazırlanmaya başladık. Geçen hafta aldığımız Enes'i galibiyetiyle morallerimiz de oldukça yüksek. Sporcularımız da özgüveni daha da gelişmiş oldu. Ama tabii ki lig devam ediyor. Önümüzde kalan 4 maçımız var. Bizim bir hafta bay olacağız. 4 maçta zorlu maçlar oynayacağız tabii. Bunun Amasya birinci ayağı ve hem bizim rahatlamamız için hem hedeflerimizi iyi görmek açısından, ama bunun yanında Amasya için de biliyorsunuz küme düşme potasındaki takımlardan bir tanesi. Onlar için de inanılmaz derecede zorlu bir karşılaşma olacak. Ama biz her şeyiyle hazır olmak istiyoruz. Oradan mutlak suretle mağlup olmadan dönmek istiyoruz. Ama tabii son haftalarda Türkiye'de maçlar farklı boyutlara ulaşıyor. Umarım sadece sahada oynanan kardeşle dostla olan bir müsabaka olur. Hak edenin kazanacağı bir müsabaka olur. Tabii ki hiç kimsenin üzülmesini istemeyiz ama maalesef bu oyunun bir gerçeği de budur. Yani ligde birileri üzülecek, birileri sevinecek. Bu hepimiz için geçerli. Ama bizler sevinmek istiyoruz. Geçen hafta aldığımız galibiyeti pertinlemek istiyoruz. Ve ondan sonraki süreci çok daha farklı bakmak istiyoruz. Umarım her şey istediğimiz gibi, planladığımız gibi olur. Çocuklarımız son derece istekli, arzulu, çok keyifli çalışma yapıyorlar. Moral motivasyonumuz üst seviyede, deplasmana gideceğiz. Umarım oradan da aynı şekilde döneriz ve bir sonraki Turgutlu maçına çok gayri bir hazırlık geçiririz. Şimdi hocam bir hafta bay geçeceğiz. Amasya maçı var, Turgutlu maçı var. Başka Batman var. Ve Veli Meşe'yle bitireceğiz. Ha. Tabii ki zirvedeki iki takımla oynayacağız. O nedenle o maçlara kadar tamamıyla rahatlamak istiyoruz. Ondan sonra o maçları çok daha farklı bir taktiksel anlayışla oynayabiliriz. Ya burada bazen maçlarda puan durumuna göre oynamak zorundasın. Bulunduğun yere göre oynuyorsun. Bazen maçını kendi içinde dakikaya göre oynamak zorunda kalıyorsun. O nedenle Amasya maçı bizim ondan sonraki 3 maçı nasıl oynayacağımızı da belirleyecek bir karşılaşma. Artık daha riske giren, daha 3 puanın bütün her şeyini göze alarak mı oynayacağız? Yoksa artık 1 puana çok ihtiyacımız olduğu şekilde mi oynayacağız? Onu o zaman daha net göreceğiz. O nedenle Amasya maçı bizim için yön belirleyici bir karşılaşma. Bakacağız. Maçtan sonra göreceğiz hepsini. Şimdi taraftarlarda takip eden taraftarlar var. Şimdi bizim puanımız 29. Anadolu Üniversitesi'nin 31-2 puan var. Şimdi acaba playoff böyle sinyal mi veriyor diye meraklanan taraftarlarımız var. Buna ne diyeceğiz? 29-31. Ya sinyal veriyor mu derken normalde bulunduğun konumunu gerektiriyor zaten, ama orası sinyal verirken aşağıdan da kopmamışsın. O nedenle lig çıkışmeli geçiyor her anlamda. Yani bu 8-9 takımın aynı hedefe gittiği bir lig oynuyoruz. Hem aşağıya doğru aynı takımlar, hem de playoff için aynı takımlar. Yani o nedenle her puan önemli olduğu, her haftanın çok çok önemli olduğu ve mesafenin kısaldığı bir süreçteyiz. Bizim bir hafta bay olmamız bir dezavantaj. Diğer üstteki takımların hepsi bizim sayede maç oynamış, ama aşağıdaki takımlardan bir maç fazla oynayacak takımlar var. Dediğim gibi bize bağlı her şey aslında. Yani kazanıyorsan doğal olarak zirveye gidersin. Kaybediyorsan aşağıda boğuşursun. O nedenle tercihi biraz da biz yapacağız. Bizim performansımız yapacak. Ben bu konuda sporcularımız 6 haftalık periyoddaki gösterdikleri performansın devam edeceğini düşünüyorum. Ama futbol tabii, yani bir gol yersin çıkaramazsın, mağlup olursun. Ama az gol yiyen ve bu arada da gol atmaya çalışan bir kimlikle devam edeceğiz. Ve bunu lig sonuna kadar devam ettireceğiz. Ama gol yememek bizim için birinci hedef olacak. Çünkü bizim takım o sistemde oynamayı daha iyi beceriyor. O nedenle bu konuda pek dönüşümüz olmayacak. Ama olur da Amasya maçını istediğimiz noktada bitirirsek, o zaman son 3 maçta biraz daha farklı bir taktiksel anlayışla çıkabiliriz. Evet. Sayın hocam, son hafta takım daha derli toplu göründü. Bir şey söylemek ister misiniz sanki diğer haftalara nazaran? Bizim
genelde de 6 haftalık periyotta hemen hemen aynı oyunu oynuyoruz. Yani bu hafta derli toplu görünmesi nedeni biraz da gelen gollerden dolayı zannediyorum insanların görüşü şey yapıyor. Biz Sapanca'da da aynı oyunu oynadık. Özellikle Sapanca'nın ikinci yarısını çok daha üstün oynamıştık. Ama tabii orada bulduğumuz pozisyonları atamayınca sıkışıyor işte. Burada gerçekten goller gelince daha rahatlıyorsun. Rakip daha dağılmaya başlıyor. O nedenle biraz da skor ya da gollerin gelmesiyle ya da gelmemesiyle paralel olarak insanların bakışı biraz daha değişiyor diye düşünüyorum. Hocam sakat olan son bir sporcumuz vardı. Onun durumu nedir? Ya, Emre Kalkan maalesef pek aramızda olamayacak gibi gözüküyor. Çünkü deniyor fakat ağrıları büyük ihtimal ameliyatlık bir çözüm olacak gibi gözüküyor. Bunun yanında Emre'nin son maçta sarı kart görmesiyle aramızda olmaması bizim için bir dezavantaj gibi gözüküyor. Ama kısıtlı kadromuz belki var gözüküyor ama inançlı bir kadromuz var. Biz takımız. Madem ki iyi bir takım olmak istiyoruz, oynayacak her arkadaş gereğini yapacak diye düşünüyorum. O nedenle bireylere dayalı çok kalmaya da gerek yok. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Amasya'da başarılar diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz, hocamızla yapmış olduğumuz röportajı izledik. Şu anda görüyorsunuz takım çalışmalarına devam ediyor. Sıkı bir şekilde devam ediyor. Hocamızın dediği gibi öyle bir noktadayız ki bir anda playoff'tayız ya da kaybedildiği takdirde sıkıntılar da başlayabiliyor. Evet, 29 puanımız var. Playoff'ta 31 puan var. Evet, bunu da tabii ki hocamızdan da dinledik. Elinden gelen tüm çalışmalar yapılacak dedi. Evet, görüyorsunuz şu anda takım evet çalışmalarını şu anda sürdürüyor. Evet, gördüğünüz gibi şu an takım çalışıyor. Evet, inşallah Pazarsporumuz güzel bir noktaya gelecek.